İnna, ha İnna hangisiydi? Aa İnna daha yeni bize geldi. O daha geldi. Kilo almadı değil mi? O daha kilo almadı, evet evet. Bir dakika bir dakika, İnna bize gelen kız mı daha önce bir pro... O İnna bize gelen, Türkiye'ye gelen kızdan söz etmiyor musun? Evet İnna işte değil? Ya. Yani... O bizi perişan etti. o beni perişan etti. Demek onunla ilgili bir anını anlatacaksın. Bizim bir gece kulübümüz vardı. Benim tabii idealist davranışlarımdan bir tanesiydi. Benim de bir gece kulübüm var. Evet. Halk evlerini kapatıyoruz falan filan. O zaman ne yapmamız lazım? Köy enstitüleri gidiyor. O zaman köy şehire geliyor. Ne yapma? Kent evleri kurmalıyız. Aa. Yani kent evleri nasıl kurmalıyız? İçinde tiyatro burasını tarif ediyorum yani. Ve bu bağlamda da bir taraftan tiyatro, bir taraftan konser düzenliyoruz. Dediler ki, İnna dediler, inanılmaz. Şu sıralar patlıyor, İnna'yı getirmemiz lazım. Tamam abi dedim, getirelim İnna'yı. İnna'yı getirdik. İnna dedi ki, sahneye çıkacağım, bir halı istiyorum, halı. Tamam, halı geldi falan filan. Neymiş dedim ben şuna, gidip bir bakayım dedim. Yani hayatımda gördüğüm en enteresan kitleydi. İçeride kadın yoktu. Evet, ha öyle tabii. Ya çok acayip değil mi bu yani? Evet, yani. Evet. Bu kaç senesi, hangi seneydi tahminen? Bir 10 senesi var mı bu işin? Bahadır kaç senedir ya? Kaç seneydi? Behzat öncesi 7-8 sene. Bize de İnna o zaman mı gelmiş? Kimler hatırlıyor? Biz hiçbir şey hatırlamıyor olduk artık. Niye? Bize bu İnna bize gelmedi mi? Barış. 8 sene önce geldi. Bize geldi. Bize geldi. Tamam. Evet. 8-9 sene. Bağırma. Kulağına söylüyorlar. Bağırma. Bize de bağırıyoruz. Geldi bize falan diye. Tamam. Anladım. Bu İnna. Gelen İnna. Ya hatta kızla kız şarkı söyleyecekti. Şeyin ortasındaydım. Sahnenin ortasındaydım. Ve böyle yapıyor bak, geri sayılıyor. Reyhan geri sayıyordu, çok iyi hatırlıyorum. 10, 9, 8 ve böyle diyor bana, çıkmayacağım. Evet, evet ya o bir huy, ya korkunç böyle bir şey, yani. Çıkmayacağım diyor. Nerede çıkmıyorsun lan, ortadasın işte. Bütün kameralar sana bakıyor, dönüyor. Ya gecenin birinde el dokuması halıyı nereden bulacaksın? Halı istedi işte abi, yani. Korkunç bir şeydi. Ve sonra başımız belaya girdi. Birisinin kaldırdığı bir pankart yüzünden gittik, o pankartı bulduk bilmem ne. İnna ile ilgili bir espri yapmış bilmem ne filan. Hakikaten korkunç şeyler yaşadım o gece. Ve o kızdan nefret ediyorum. Bu mu bu kızla anın? Onun yüzden mi Rihanna ile karıştırıyorsun? Rihanna ile karıştırmam çok abes olmuş, evet. Gerçi kilo almadı tabii o. Evet. Evet. Peki şimdi... Şu andaki oyunları bana söylemeni istiyorum. Bir Deli'nin Hatıra Defteri devam ediyor mu? Devam ediyor. Tüy Kalemler devam ediyor mu? Tüy Kalemler bu sezon devam etmeyebilir. Niye? Yani çünkü... Ben daha izlemedim, çok özür dilerim. Tamamen benim hıyarlığım ama yani çok isterim ve... Üstelik oynamaktan da büyük keyif aldığımız bir oyun ama yani hani 6 senede de insanları bir arada tutmak bazen çok zor oluyor. Yani çünkü hani tiyatroyu her gün oynamak istiyorsunuz ama yani buna da imkan sağlanamıyor. Fakat bu insanları da doyurmak, bakmak zorundasınız bir şekilde. Oraya gitmek zorundasınız, turne yapmak zorundasınız. O insanlar da evine ekmek getirmek zorunda ama olmuyor işte bazen öyle şeyler. Evet. Çünkü Marki çok tehlikeli bir oyun. Herkes kesinlikle kabul etmiyor. Bu bağlamda da bu sezon 6 sene oynamışız. Yani o belki devam etmeyecek, belki devam edebilir. Onu bilmiyorum. Gido'nun Düğümü devam edecek. Fadi'nin şahane bir oyunu var. Muse. Evet, Muse var. 30... Bir esim perisi davası. Evet, 30'undan sonra Edinburgh'a gideceğiz. Orada bir 10 gün boyunca bir tiyatronun repertuarında oynayacağız oyunu. Fadik de bu şekilde bir yarışmak durumunda kalacak. 10 gün orada bir bilgi görgüye gideceğiz. Bu sezon yapacağımız oyunlar içerisinde Fahrenheit 451 var aslında. O da yani bestseller bir romandan uyarlanmış bir hikaye. Medyanın insanları aptallaştırma hikayesini anlatıyor. Yani çok kabaca ana fikri olarak söylüyorum. Öteki taraftan cehennem ve sosyal medyanın insanlar üzerinde nasıl saldırganlığını anlatan bir oyun. Daha sonra da işte Nina ya da içi doldurulmuş martıların hassasiyeti diye bir oyun var. Of, ki o da acayip bir şey ya. Çok güzel değil mi ismi? Çok güzel. Evet. Yani entelektüel kimliğin duyarsızlığını anlatan bir hikaye. Oo. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Yazarı kim? Söylemekten şey duyuyorum yani, hani çünkü yanlış konuşabilirim. Daha sonra da bu ekşi sözlük ve benzeri yerlerde. Peki tamam. Bir yazarı var. Evet, okay, bir yazarı var tabii.